Temaşa kelimesini ilk senden ne zaman duygusuyla beraber dinlediğimi hatırlıyorum. Şimdi bazen sohbet ederken tüm eş dostu sende de öyledir muhtemelen. Hani bir şeye rastlayınca ayırt ediyorsun ya, onun rengi farklı oluyor bir şeyde. Bu Metal İş İşverenler Sendikası'nın lansman çekimlerini onların salonlarında yaptığımız dönemlerde. Oradan birileriyle sohbet için oralarda yakın bir yerde oturduk. Sohbet ediyoruz hani kalabalık. Sen hani biraz da akışa da girerek şeyin içerisinde, sohbetin içerisinde temaşayı anlattın. Ve yani hani böyle çok bağımsız kafa, akşam hava kararıyor bilmem ne, masa 5-6 kişiyiz, kral sahibi falan da var şeyin içerisinde, sohbetin içerisinde. Aslında mesela çok anlık olarak öyle bir şeyin içerisinde olup birden içerisindeyken anladığım bir şeydi o. Yani tam da o arada temaşa halindeyim. Hani öyle diyeyim sana. Bu benim hep öğrenmek için de, eğlenmek için de güzel bulduğum bir şeydir. Yani olduğun yeri doldurmaya çalışıyorsun ama bazen de böyle hani durup mel mel bakman gerektiğini düşündüm. Böyle bakıp anlama, hani sorma, hani o nasıl koktuğunu görme, gün akışını görme. Geçen YouTube videolarından bir tanesine rastladım. Çadırlarda kalan kadınlardan bir tanesinin bir anlatısıydı yani. Burada günün nasıl doğup nasıl battığını yavaş yavaş hissetme şansı oluyor diye anlattı. Ve hani bunun için o bakma duygusu, onu bunu da takip edecek bir ruha, bir boşluğa sahip olma hali. Bununla beraber günü anlamlı geçirme hali. Mesela zihinsel olarak hayatımda hiç hatırlamadığım 5 yıllar var. Hiç. Yani içinde belki spesifik hatıralar hatırlıyorum ama 5 yıl diye hatırlamadım. Ama öyle zamanlar var ki son birkaç yılım böyle mesela. Gün gün hatırlıyorum. Temaşayla olduğu için yani buna bakmaya, ilgilenmeye, konsantre olmaya, daha yüksek çözünürlükte zaman ayırmaya fırsatım olmuş. Çok spesifik geliyor bana. Çok işlevsel de geliyor. Bu spiritüel anlamdaki bahsedilen kocaman bir havuzun içerisinde asıl tanımlayıcı cımbızmış gibi geliyor. Temaşayla bakmayı bilmek, hayatı yaşarken bu karmaşaya, bu sistematiğe, bu üretime, bu bilime, bilmem neye rağmen bunu yanında tutma becerisi. O yüzden buradan sana topu atmak istiyorum çünkü burası çok kolay akışa girdiğim bir yer mantık olarak. Yani o gün ne anlattım emin ol, hiç hatırlamıyorum. Yani öncelikle bunu ben ama şeyi hatırlıyorum yani dilini hatırlıyorum. Tabii. Şeyi yöntemlerini tarif ederek de üzerine sohbet ettiğin şeylerden bir tanesiydi. Yani temaşa kelimesi, ben unuttum onu, çok eskiden bilirdim. Bu insanın fabrika ayarlarını yazarken sıklıkla bir şey arıyordum orada. Yani o arayışa da arada destek olan sıklıkla programlarda ve anlatılarda alıntıladığım bir şarkı sözü var işte Pentagram'ın. Çok yoruldun, dinlen biraz, misafirsin bu alemde, etrafını seyret biraz, fazla kalmazsın belki de diye. İşte Ölümlü şarkısındaki bir bölüm. Böyle bende hakikaten bir cuşu huruş oluşturuyor ama niye olduğunu çok düşünmüyorsun. Özellikle de rock müzik formunda bir şarkıda böyle bir şey geçmenin tezatına verip geçiyordum genellikle ama. İnsan ne sorusunu yeterince kovaladığın zaman, yeterince kovaladım bilmiyorum ama benim kadar en azından kovalarsan, bir yerde bu kadar öğrenme, bu kadar gelişme, bu kadar bilmem ne çabasının yanında bir şeyin aksadığını fark ediyorsun. Şimdi o aksayan mesele, işte az önce senin o kamp çadırı tecrübesiyle ilgili aktardığın mesele gibi, gözünün önünde bir şeyler oluyor ve burası çok büyük bir yer. Gözünün önünde, yani gerçekten fiziksel gözü kastediyorum, sadece görme duyusuyla erişebileceğin o kadar çok şey var ki ve diğer bütün duyuların da aynı şekilde, ama biz genellikle niye olduğunu ya da nereden geldiğini bilmediğimiz içsel bazı muhasebe hesaplarıyla aşırı meşgul çalıyoruz. Ve genellikle hayat böyle önümüzden geçerken işte kendi dertlerimizle, kendi planlarımızla, kendi sıkıntılarımızla böyle boğuşurken bitiveriyor ömür aslında. Ve yani genellikle buradan gider ayak diyelim insanların ifadelerine baktığında, yani hani bu son sözleri, son pişmanlıkları ya da işte ne bileyim hayatlarından memnuniyetlerini ikrar edenler de dahil olmak üzere hepsinin hikayesine bakıyorsun. Ya daha sakin yaşamış, daha çok izlemiş, daha çok deneyimlemiş olanların daha doygun olduğunu hissettiğimi fark ettim. Yani öyle bir şey geldi. Ve işte bu tip böyle duygusal, hep diyorum ya insanın aslında neyi bilmeye ihtiyacı olduğunu duygusal sistem söylüyor. Bu meseleye dair de bir duralım, bir sakin falan isteği var ya içimde böyle duygusal olarak. Ya bu acaba niye diye düşününce işte bu temaşa kelimesini tekrar keşfetmek zorunda kaldım. Burada asıl bağlantıyı, zihnimdeki bağlantıyı şöyle kurdum. Şimdi insanın anlam arayışı üzerine defaatle konuşuyoruz birlikte ve anlam arama gerçekten
bu binalar yapmadan, insanlar eğitmeden, değerli bilgileri üretmeden, işte çok para kazanmadan, büyük şeyleri değiştirmeye kadar giden tonlarca böyle hikaye grupları üzerine konuşuyoruz. Ve aynı zamanda hepsine beraber topluca baktığında da hepsi beraber bir döngünün anlamsızlığında. Böyle konuşunca eksistansiyalizmden başka gidilecek yer olmuyor. Bu matematikte konuşunca. Varoluşçuluktan başka gidilecek yer olmuyor. Halbuki bunun dışında başka bir anlamla ilgili ilk defa hani daha berrak dengeli bir yer oluşturuyor temaşa. Aynen. Yani toplamda anlam bir yürüdüğün yolla alakalı, dengeli, huzurlu, zihinsel olarak kendini iyi hissettiğin ve yaşarken yaşadığını tadabildiğin bir dünya. Daha anlamlı başka bir şey yok. Evet. Hani üzerinde. Bu yolda yürüyorken binalar kurar, yıkar, insanlar eğitir, öğretir ya da bunu yapabildiklerini, her neyse o yapabildiğin, nalbur olur, ne bileyim işte basit grafikler yapar, hayatın her yerinde bir şey yaparsan ama bunu yapıyor olma haline tümü bir yolda dengeli, bunlara bakarak, yaptığın şeyi fark ederek, fark ettiğin şeyi kendin için ve dış dünya için anlamlı olmasıyla alakalı küçük küçük mikron mikron çabalayarak yürüttüğün yolun kendisi anlamın kendisi. Aynen. Geri kalanlar bunun hep altında kalıyormuş, evet, hikayesini duydum senden. Doğa ve evren ne bilirsen bil senden çok daha büyük. Yani sen onun içinde bir hiçsin. Ve kendi bildiğiyle sadece meşgul olan insan neden koptuğunu fark edemiyor, neyi kaybettiğini göremiyor. Temaşa, Arapça maşa, gezdi, yürüdü kökünden geliyor. İzleyerek yürümek demek. Yani bir işte dağa tırmanırken tırmanma işine biraz zihnen ara verip şöyle manzaraya baktığın an. Mesela ben bunu Palandöken'de kayak yaparken yaşamıştım. İlk kayak öğrendiğimde çok stresliydim çünkü düşsem kolu bacağı, 40 yaşında kayak öğrenmiş adamım. Yani bir sıkıntı olur diye devamlı gözüm kayakta, etrafımda devamlı 3 tur aşağı kaydım. 4. inişimde kafayı kaldırıp Palandöken manzarasını ilk defa gördüm. O an temaşa edebildim. Daha önce 3 kere inmiş olduğum dağ manzarasından haberim yoktu. Temaşa aslında bir aga ne oluyor mevzu. Yani benim dışımda neler oluyor, buna bakabilme deneyimi. Bu ara ara mesela kendimizden sıkıldığımız anda zoraki olarak kaçtığımız bir şey olarak kullanıyoruz aslında. Yanlış bu. Gerçek anlamda hayatın bize ne öğretebileceğini anlamak, o öğretiden istifade etmek istiyorsak yaşamın zeminini, ana rayını bunun üstüne kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani buradan yürürken etrafımızı seyretmemiz lazım. Etraf bu arada yani sadece ağaç, kuş falan değil, diğer insanları, bizim dışımızdaki ilişkileri, ilişki ağlarını, ihtiyaçları, korkuları, arzuları neyse onları izleyerek mümkün mertebe mesela temaşada yargı yoktur. Yani izleyerek yürürken anca diyebilirsin ki ne kadar güzel. Yani ya da temaşada ihtiyaç yok, temaşada çıkar yok. Evet, bir ajanda yok. Evet. Yani olduğu neyse o. Evet. Şimdi bu bir beceri, öyle gözüküyor. Yani hayatında belli yaratıcı hobilere vesaire zaman ayırmış insanlar zaten bunu deneyimliyorlar. Yani onu yapabilmen için, o performansı ortaya koyabilmen için bir yerden dolmak gerekiyor. O dolma hali izlemenin kendisi, temaşanın kendisi. Ve hayatın dediğin gibi yaşanma biçimi temaşa odaklı olursa burada rahatsız edici çok az şey kalıyor. Şimdi kafandaki ajandayı hayata dayatırsan her şey sana ters olabilir. Çünkü zaten hep anlatıyoruz ya zihinsel modellerle algılama diye bir şey var. Yani modelin ne kadar tamam olabilir ki senin, yani küçücük bir insansın. Her şey benim bildiğimden ibaret ve görmem gerekenler, bakmam gereken yerlerde kafasıyla yaşarsan o zaman zaten dünyanın sana verecek bir şey kalmıyor. Senin de ondan yardım alabileceğin alanlar daralıyor. Ama açtığın zaman mevzuyu, yani abi gelmeyi ben seçmedim. İşte hazır geçiyoruz. Nereye gidiyor tam da bilmiyorum ama güzel yapmışlar diye şöyle bir bakmak. Mesela şimdi temaşanın yarattığı etkilerden bir tanesi şu. Evindeki dolabındaki yiyecek küflendiğinde ya da işte yolda giderken çürüyen bir elma ya da ölüp dağılan bir kuş gördüğün zaman, kuş cenazesi. Kötüdür bu değil mi? Yani normalde kötü bir şeydir. Çünkü sen kuşu canlı öterken elmayı yenilebilir durumda dolaptaki yiyeceği taze istersin. Ama temaşa etme alışkanlığına sahip insan çürüme, ayrışma, yok olma dediğimiz şeyin sistem içerisindeki anlamını fark ettiğinde kokuşan yiyecekten de ders çıkarabiliyor. Keyif alabiliyor. Geçicilik öğretisinin bir tarafını oradan yakalayabiliyor.
artık o kötü şey ders veren bir numuneye dönüşüyor. Hayattaki her şey. Ya da şey, belki, çok özür dilerim, belki de ola gelen bir şeye dönüyor sadece. Ders tabii vermesine de ihtiyaç ya yok. Aslında şu, yani, oluşu anlıyorsun işte. Evet, evet. Yani çürüme olmasa o tazelik olmayacak, onun farkı. Ölüm olmasa yaşam olmayacak. O döngü olmasa varlık olmayacak. Bunu fark ediyorsun zaten. Ve işte bana olumsuz gelen şey, mesela insanların en büyük sürtünmesi nereden geliyor? Bir şeyler onun kafasına göre olmuyor. Ya biz rahatla bir izle bakayım. Yani belki de senin kafan hatalı. Ya belki de onun öyle olması gerekiyor. Dolayısıyla o sürtünme haline kendini soktuğu yolun hatasını da anlıyor. Yani diyor ki ben yanlış bir yere zorluyorum. Şimdi temaşa ustalık getiriyor hayatta. Temaşa diyor ki sistem bak senden farklı çalışıyor. İstersen bir bak. Yani çünkü orası en azından canlılık 3,5 milyar yıldır tıkır tıkır devam ediyor bugün bildiğimiz kadarıyla. Tamam, doğan var, ölen var, acı çeken var, avlanan var, hasta olan var. Var var var, eyvallah. Bütün halinde bak. Ama bütün devam ediyor. Evet. Mesela senin bir diyor estetik bir algın var. Ve ben sana bununla ilgili bir şeyler sunuyorum. Yani o estetik algının varlığının bir sebebi var. Şimdi temaşa etmek aslında etrafı anlamakla da ilgili değil. Kendini kullanmadığın kısımlarınla ilgili anlamakla alakalı. Sen yürürken bakınca bakan kişinin ne olduğunu fark ediyorsun. Neyi görebildiğini görüyorsun. Bakış açın genişledikçe potansiyellerinin gizli taraflarını yavaş yavaş açılımlamaya başlıyorsun. Ve aslında temaşa en aktif yaşam biçimlerinden bir tanesi. Kendi zihinsel ajandan, kendi kariyerin, kendi okulun, kendi derdin peşinde höldür höldür koşturmayı, hayatı doldurmak sanırken esas ruhu boşalttığını bu yüzden fark edemiyorsun. Ruhu dolduran, gerçek aktif bir gelişime sebep olan şey senden her zaman daha büyük olacak olan o varlığı kapasiten nispetinde. Yani herkes bir Einstein gibi bakınca bir şey görmüyor ya da belki Einstein benim kadar görmüyordu, bilmiyorum. Yani baktığın zaman ne görebildiğini ve baktıkça da görebildiğinin nasıl arttığını, geliştiğini müşahede etme meselesi aslında biraz temaşa. Benim aslında hikayeye bu kadar konsantre olmamın nedeni özünde şu. Kapanışı da böyle yapmış olayım şeyde. Açık beyin içerisinde istesek de istemesek de yaptığımız, ürettiğimiz işin sistematiği kapital dünyayla barışık olmak zorunda. Çünkü biz o sistemin içerisinde hareket ediyoruz. Tabii. Kaçabileceğimiz bir yer değil. Yaşadığımız dünya böyle. Fakat yine de buna rağmen bunun tuzağına düşmek zorunda değil. Buraya bir denge, bir dış pozisyon verebilir. Yani para kazanmak, daha çok kazanmak ve bilmem ne, hiç motivasyonumuzun kaynağı bu olmayabilir. Ama bu arada bir de para kazanmak zorunda döngüsel olarak bir şey üretebilir. Tabii. Canlı olarak kalabilmesi için. Enerji gitsin, sağlayacaksın. Ha, bu ikisinin dengelenebilmesi için başlıklar arıyorum ve bu başlıklarda kolaya kaçmak istemiyorum. Yani burada yani hani dengeli ve sağlıklı bir yerde durmada böyle hani kolaycı yöntemler iyiliğe sırtında onlar değil. Temaşa bana bununla alakalı bir yürünebilir yol haritası. İçeride kültürü oluştururken, insanlarla iletişim kurarken bir fırsatmış gibi görünüyor. Kapitalist, ama daha üzerine konuşacak çok şey var yani. Temaşa'yla baktığında kapitalist sistem iyi ya da kötü değildir. Kapitalist sistem vardır. Vardır, evet. Yani evet, işte evet, bu kadar. Evet. Vardan sonra hareket edeceğiz. Buna da kabullenmek ve devam etmek deniyor. Bol temaşalı günler olsun inşallah. Güzel sohbet. Teşekkür ederim.